Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 3-4-5 yayınları Edebiyat Soru Bankası'nın konu anlatımı kısmında beraberiz. Bugün ne yapacağız hocam? Bugün canlarım destan, efsane ve masal konusunu işleyeceğiz. Birinci maddemiz destanlar olsun. Destan kelimesi arkadaşlar Farsça bir kelime, dastan diye. Fransızca epope, Yunanca epos sözcükleri karşılığı var. Edebiyatımızda canlarım iki kelime olarak, yani iki terim olarak var destan. Birisi halk edebiyatında bir şiir türü, toplumsal konularda yazılan uzun şiirler. Birisi ise bugün konumuz olan milletlerin yaşadıkları tarihi olayların efsanevi ve mitolojik unsurlarla yoğun olarak oluşturulduğu milli karakter taşıyan uzun nazım türleri canlarım. Biz bugün ondan bahsedeceğiz. Başlayalım o zaman. Şimdi önemli unsurlar şunlar sevgili gençler. Destanlar, destanlardan tarihi kaynak olarak faydalanılabilir. Koyduk kenara. Destanlar mitlerden sonra en eski ikinci tür olarak kabul edilir canlarım. Kaşgalı Mahmut eserinde, yani Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde destan türü için koşuk veya yır terimlerini kullanmış. Kuman, Çırım, Çağatacı da bu tür için irteyi terimi kullanmış arkadaşlar. Kazak ve Kırgızlar ise bu tür için comok terimini kullanmışlar. Destanlar kutsal anlatılar değil bu arada. Yani onu öyle düşünmeyelim. Epik destan geleneğine göre arkadaşlar anlatı hemen başlayıp bitmiyor. Yani onun bir şeyi var, bir süreci var. Anlatı durağanlıktan coşkunluğa doğru bir seyir izliyor. Gittikçe artan ve sonra durulan ve nihayete eren bir seyir şeklinde. Anlatı durgunluğa ererek sona eriyor bu arada. Epik destan geleneğinin en önemli kuralı canlarım, dikkati baş kahraman üzerinde toplamak. Çünkü destan onun destanı, onun olayı. Yani baş adam, baş aktör o olacak. Yeryüzündeki en eski epik destan geleneği bu arada canlarım Türklere ait. Bu konuda iyiyiz. Devam edelim. Şimdi canlarım, milli bir destan oluşumu için 3 evre gerekiyor. 1. Çekirdek evresi, 2. Oluşum evresi ve 3. Tespit veya yazıya geçirilme evresi. Şimdi canlarım, çekirdekleme evresi destana konu olan olayın yaşandığı evre olarak notumuzu aldık. Oluşum ve yayılma evresi arkadaşlar, o milletin hayatında derin izler bırakan bir olay var. O olay çekirdek dönemde oldu. Sonra bu olay canlarım derin iz bıraktığı için anlatıla anlatıla, yayıla yayıla, dilden dile ve nesilden nesile işlenerek halkın ortak zevkleriyle örülerek bir bütün haline geliyor ve varyantlar oluşuyor. Yani farklı anlatılar oluşuyor. Son aşama canlarım tespit ve yazıya geçirilme. Bu aşamada oluşan varyantlar bir veya farklı ozanlar, araştırmacılar veya yazarlar tarafından derlenip toplanıyor ve bir bütün haline gelip eser veya kitap haline getiriliyor. Şimdi canlarım, destanların oluşumu bu aşamalarda, tabi bu doğal destan için geçerli. Devam ediyorum canlarım. Destanlar canlarım ulusların, özellikle tarih yazımının henüz yaşam bulmadığı dönemlerine ışık tutması açısından önemli. Yani tarihin öncesi dönemleri var. Yazılı dönemin öncesindeki dönemler var canlarım. O dönemleri destanlara bakarak milletler hakkında bilgi edinebildiğimiz bir dönem olarak alabiliriz. Ayrıca gençler, ulusların tarih sahnesine çıkışlarını, komşularıyla olan ilişkilerini ve kendi kültür dokularını var eden değerleri anlamak bakımından da önemli bir kaynak destanlar. Çünkü dedik ya, anlatıla anlatıla, dilden dile, nesilden nesile halkın ortak zevkleriyle örülüyor bu metinler. Doğal olarak da ortaya milli bir metin çıkıyor. Sözlü kültürün oldukları için sevgili arkadaşlar, yazıya geç geçirdikleri için destanların tamamı konusunda bir bilgimiz yok. Özellikle Türk destanları hakkında bu oldukça sınırlı. Çünkü pek çok destanımızın bizde orijinal halleri maalesef yok. Sadece özetli kısımları var. Şimdi canlarım, eski Türk destanlarının bugün elimizde bulunan parçaları çeşitli kaynaklardan gelmiş bize. Bunların bir kısmı Türk araştırmacılar tarafından bulunmuş. Bir kısmı Çin, bir kısmı Arap, bir kısmı İran, Bizans ve Batı kayıtlarında bulunan bilgiler. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türk destanlarını ikiye ayıralım. Doğal destanlar için konuşuyoruz. Bak tekrar söyleyelim. Bir İslamiyet öncesi, bir de İslamiyet sonrası. İslamiyet öncesini canlarım neyle başlatalım? Yakut destanı, yani yaratılış destanıyla başlatalım. Bu destanda işte Tanrı, yarı Tanrı Kayrahan var. Dünyanın üzerinde dolaşıyor. Dünya o zaman tamamen sudan ve balçıktan ibaret. İşte dünyanın yaratılma sürecinden bahsedecek bu destan. Adı üzerinde yaratılış destanı Yakut Türkleri olduğunu belirtelim canlarım. 2. Canlarım, Alper Tunga destanı, Saka Türklerine ait. Milattan önceki dönemden kalma bir destan. Alper Tunga
Yani bu destan çıkarsa sorularda ipucunuz ne olsun? İpucunuz Alper Tunga, Şehname'de İranlı'nın o büyük efsane bir destanları var ya. O destanda canları Efrasiyap olarak geçiyor. Yani aklınıza bu bilgi gelsin. Şehname'de Efrasiyap olarak geçen destan dediği zaman aklımıza Alper Tunga gelsin. Şu destanı deyince canlarım aklımıza Saka Türklerinin İskender'le mücadelesi gelsin. İpucu bu. Başka çok fazla ipucumuz yok. Hun ve Oğuz destanları canlarım. Milattan önceki dönemden kalma gene. Oğuz Kağan destanı. 10. sınıf kitaplarımızda bir destan okuruz ya canlarım. Oğuz Kağan işte anasından doğar. Bir kez süt emer, bir daha süt emmez. Çiğ et ve şarap ister. 40 günlükken yürümeye başlar. İşte kafası öküz kafası gibi, beli kurt beli gibi, omzu samur omzu gibi, baştan ayağa kıllarla kaplı bir figür. O nasıl bir figürse? İşte o destan bu destan. Yani Mete'nin hayatını efsanevi şekilde anlatan bir destan. Oğuz Kağan destanı. Attila destanı zaten malum Attila'nın Avrupa'yı kasıp kavurmasından bahseden destan. Şimdi canlarım gelelim Göktürk dönemi. Yani milattan hemen önce ve sonrası dönemler. Şimdi bu dönemde canlarım yani Bozkurt düzeltiyorum. Göktürklerin canlar. Bozkurt ve Ergenekon birbirinin bir nevi devamı niteliğinde olan destanlar. Bozkurt destanına canlarım. Türkler başka bir boyla savaşıyorlar ve bütün Türkler kılıçtan geçiriliyor, öldürülüyor. Sadece bir Türk hayatta kalıyor. O da ayakları ve kolları kesilmiş. Ama yaşıyor. Dişi kurt onu kurtarıyor, alıyor ve mağarasına götürüyor. İyileştiriyor ve zamanla o dişi kurtla bizim Türk'ten Türkler meydana geliyor. Yani dişi kurt, erkek, Türk. O ikisinden Türkler meydana geliyor. Sonra Türk boylar ortaya çıkıyor falan. İşte diğer onların çocukları ve onların çocuklarının çocukları zamanla atalarını unutmamak için obalarının başına bir kurt başı koyuyorlar. Ergenekon destanı yine Türkler yine savaşıyorlar ve yine Türklerin ekseriyeti kılıçtan geçiriliyor. Geriye kalan ve sağ kalan bir avuç Türk uzaklaşarak bir vadiye sığınıyorlar. Ergenekon vadisine sığınıyorlar. Zamanla canlarım bu vadiye sığmayacak kadar çoğalıyorlar. Aradan yüzyıllar geçiyor ve konuşmaya başlıyorlar. Atalarının onlara ait olduğunu söyledikleri yurtları vardır. O yurtları gidip almaları gerekir. Yani yine başlarına bela alacaklar. Peki ne yapıyorlar canlarım? Nasıl çıkacağız bu vadiden diyorlar. Ben oraya nasıl gideceğiz? İşlerinden bir demirci diyor ki ben diyor şu ilerideki yamaçta bir demir yatağı gördüm. Eğer orayı büyük bir ateş ve körük yaparsak eritiriz ve oradan bir çıkış buluruz diyor. Müthiş bir fikir. Peki ne yapıyorlar canlarım? Büyük bir ateş ve körük yakarak o demir bakır madenini eritiyorlar ve oradan yol bulup çıkıyorlar. Peki nasıl gidecekler? Eski yurtlarına navigasyon yok, ulaşım aracı yok. Önlerine düşüyor bir kurt. Yani yine kurt devreye girdi. Yani o kurt bir nevi bize navigasyonluk yapıyor ve bizi alıp götürüyor eski yurtlarımıza. Bozkurt'ta kurt vardı. Dişi kurt ve erkek Türk. Onlardan biz türedik. Ergenekon vadiden çıkış o Nevruz törenleri vardır ya. İşte o Nevruz törenindeki o sembolik demir dövme Ergenekon'dan çıkışı temsil eder sevgili arkadaşlar. Yine kurt var ama bu sefer kurt sadece navigasyonluk yapıyor bize. Uygur destanları canlarım Türeyiş, Mani dininin kabulü ve göç destanı. Türeyiş de Uygur Kağan'ın çok güzel ama çok güzel iki tane kızı var. Uygur Kağan'ı diyor ki kızlarına siz diyor öyle güzelsiniz ki diyor siz insanlar için değilsiniz siz tanrılara layıksınız diyor. Ve onları bir kuleye kapatıyor. Sonra o kulede bunlar yalnız kalıyorlar ve güya destana göre Tanrı kurt kılığına geliyor ve o kızlarla birlikte oluyor ve o kurt ve kızlardan Türkler meydana geliyor. Yani yine bir Türk'le münasebetimiz oldu. Bir kurtla pardon. Böyle bir destan canlarım. Geldik Mani dininin kabulü destanı. Uygurların işte o dini kabulünü anlatan bir destan canlarım. Göç destanı Türklerin Çinlere ellerinde bulundurdukları kutsal bir taş var. O taşı vermeleri üzerine lanetlenmeleri ve yurtlarından göç etmek zorunda kalmalarını anlatan bir destan. Gençler bunlar İslamiyet öncesi destanlarımız. Gelelim İslamiyet ve sonrası destanlara. Canlarım bu dönemde en dikkat çekici destan Kazak Kırgızlara ait Manas destanı. Manas destanı canlarım Türk ve dünya edebiyatının en uzun destanı olduğu söylenen ve oluşum aşamasında hala devam eden bir destan diye geçiyor kayıtlarda. Manas bir er, bir asker, bir kağan. Onun hikayesi aslında. İslami ögelerle barındıran bir hikaye. O yüzden İslami dönemin ilk destanı Manas destanı. Türk ve Moğol canlarım Cengiz Han destanı. Tatar Kırım destanı Timur ve Edige destanları.
Şimdi Karahanlı döneminde canlarım Satuk Buğrahan Destanı var. Satuk Buğrahan Destanı Türklerin İslamiyet'i kabulünü anlattıkları bir destan. Sonra canlarım Seyit Battal Gazi Destanı ve Danişmet Gazi Destanı. Canlarım bu ikisi Bekiroğlu tabii ki. Bu üçü Anadolu'da geçen destanlar. Yani bize en yakın destanlar bunlar. Mekan, zaman olarak. Şimdi nasıl ayıralım canlarım bu ikisini? Zaten Köroğlu çok belli, çok farklı bir destan çünkü tip olarak ve hikaye olarak. Battal Gazi ve Danişment Gazi canlarım nasıl ayıralım? Battal Gazi destanı aslında Araplara, Emevilere ait bir destan. Bir Emevi boyu olan Battal Gazi'nin Bizans tekfuruyla mücadelesini anlatan bir destan. Nasıl ayırt edelim? Olaylar Malatya civarında geçiyor canlar. Eğer o Malatya ifadesini duyarsanız ve Bizans'la mücadele duyarsanız Battal Gazi destanı diyebilirsiniz. Danişmet Gazi destanı Tokat, Niksar, Samsun tarafları geçiyor konum olarak. Danişmet Gazi de Danişmet Gazi'nin Anadolu'yu Türkleştirmesi ve İslamlaştırması sürecini anlatıyor. İpucumuz bu. Bir de gençler Danişmet Gazi destanının başka bir özelliği sanırım bizim mensur düz yazı şeklinde olan tek destanımız. Çoğunlukla gerçek yer ve kişiler ve olaylar olduğu için canlarım bu destan uzun yıllar tarih kitabı gibi okutulmuş medreselerde. O yüzden de bizim için ayrı bir önemi var Danişment Gazi destanının. Köroğlu destanı zaten Bolu Bey yiğidi olan mücadele aklımızda kalacak bir hikaye. Devam edelim canlarım. Peki sevgili gençler, dünya edebiyatının işte meşhur doğal destanları var. Alman edebiyatından Nibelungen, Fransız Chanson de Roland, İngiliz Beowulf, Hint Mahabharata ve Ramayana. Onların kutsal metinleri gibi aslında bu Mahabharata ve Ramayana. Fin Kalevala, Rus Igor, Japon Shinto, Yunan İlyade ve Odisya, Homeros'un derlemesidir bunlar. Sümer Gılgamış, İspanyol Le Cid ve İran Şehname. Şehname'nin bizim için ayrı bir önemi var çünkü. İran'ın da divan edebiyatının temel beslenme noktalarından bir tanesi Şehname. Peki canlarım devam edelim. Bir de gençler doğal destanların yanında yapay destanlar var. Yapay destan toplumu yine derin etkileyen önemli bir olay üzerine bir yazarın veya bir şairin oturup oluşturduğu destandır canlar. Yani bir olay üzerine yazarın kişisel üslubuyla oluşturuluyor. Diğeri doğal süreçlerle oluşmuştu. Doğal olarak milletin ortak zevkleriyle kurulan bir destandı. Ama yapay destanlarda yazarının üslubu ve tercihleri söz konusu olacak. Ve yapay destanlar doğal destanlar gibi 3 aşamadan oluşmayacak. Çünkü yazarı oturacak ve yazacak. Dünya edebiyatında solda da mutlaka çıkacak bazı destanlar var sevgili arkadaşlar. Kayıp Cennet veya Kaybolmuş Cennet. Milton İngiliz destanı. Kurtarılmış Kudüs Tasso İtalyan destanı. İlahi Komedya Dante yine İtalyan destanı. Ve Çılgın Orlando Ariosto, o da yine İtalyanlara ait bir destan. Dünyanın ünlü yapay destanları canlarım. Bunlar. Devam edelim. Peki Türklere ait yapay destan çokça var. Doğal destanımızın çok olduğu kadar yapay destanımız da çok. Biz destan seviyoruz galiba biraz. Destan deyince aklımıza daha önceki videoda anlatmıştık. Kim gelecek öncelikle? Dağlarca destanı var demiştik. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fethi Destanı, Çanakkale Destanı gibi pek çok destan var. 15-16 tane destanı var, yapay destanı. Onun dışında sevgili arkadaşlar, Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy'un destanı, Genç Osman Destanı eskilerden Kayıkçı Kul Mustafa'ya ait, Nazım Hikmet'ten Kurtuluş Savaşı yıllarına dair canlarım Kuvayi Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin Kurtuluş Savaşı Destanı, Ceyhun Atuf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı ve Gülten Akın'ın Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı. Efsane. Şimdi arkadaşlar efsane kavramı çok uzun bir süredir halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi anlatılan, yani gerçek olduğuna inanılan, hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülerdir efsaneler. Her toplumda bu özellikleri içeren birçok öyküye şahitlik yapabiliriz, edebiliriz. Ha bu arada canlarım mesela aynı efsaneye farklı farklı toplumlarda rastlanabiliyor. Ancak bu efsanelerin ortak özellikleri arkadaşlar gerçekten uzak, yani olağanüstü olması ve çok eski dönemlerden beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar gelmiş olması. Yani anonimlik. Nedir canlarım özellikleri? Bir şahsı, bir mekanı ya da tarihi bir olayı açıklama ihtiyacından doğmuştur bunlar. Anlatılanların tarihi çok eski dönemlere kadar gitmeli canlarım efsanelerde.
Anlatılanların kimin tarafından söylendiği belli olmamalı. Anonim yani. Bazı araştırmacılar efsanelerin mitlerin devamı olduğunu belirttiklerini belirtelim, söyleyelim. Efsanelerin canlarım temelinde inandırıcılık var. Yani inanmak gerekiyor bunlara. Yani bu amaçla söylenen şeyler. Olayları anlatan ve dinleyen bunların gerçek olduğuna inanır. İnandırıcılığını kaybedenlerin yaşama şansı kalmaz. Gerçeklerden uzaktır. Olağanüstü özellikleri barındırır. Toplumun yaşam biçimi, hayata bakışı, inanışlarını barındırır canların. Milli özellikler gösterir ama aynı olaya farklı toplumlarda rastlanabilir. Mesela o 7 uyurlar efsanesine farklı farklı milletlerde, Mısırlılarda, Türklerde, ne bileyim İranlarda rastlanabiliyor. Geleneklerin korunmasında toplumsal bir işlev görüyorlar canlarım. Efsanelerin kutsi yönüyle toplumda idealize edilen değerler hem korunur hem de gelecek kuşaklara aktarılır. Anlatılanlarda canlarım günlük konuşma dili. Çünkü halkın ürünü bunlar. Halkın ürünü olduğu için halkın kullanacağı, halkın yabancılık duymayacağı bir dil, bir Türkçe kullanılması gerekir. Herhangi bir kural ve sınırlayıcılık yok. Nazım, nesir yahut da öyle bir şey yok. Kısa bir şekilde ağızdan ağıza aktarılması. Yani aslında bunlarda canların temel mesele özlü olma ve bir şeyi izah etme endişesiyle ortaya çıkması gerekiyor. Devam edelim. Canlarım geldik masala. Masal genellikle çocuklara bir öğüt vermek için tamamen hayali olan olayların anlatıldığı didaktik metinler. Genelde canlarım ağızdan ağıza, dilden dile nesiller boyu anlatılarak gelmiş, işlenmiş, abartılmış, uzatılmış halk anlatılarıdır bunlar canlarım. Bir kere masalların birinci özelliği sevgili arkadaşlar tamamen hayal ürünü olması. Genellikle mensur yani düz yazıdır ama bazı masallarda nazım ve nesir karışık olduğu da görülebilir. Sunduğu evreni inandırıcı kılmak gibi bir kaygısı yok. Zaten inandırıcı olmama durumu zaten başında başlıyor. Yani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, 6 ay yaz, 6 ay kış gittik. Bir de bakmışız ki bir arpa boy yol alamamışız. Yani 6 ay yaz, 6 ay kış gidiyor. Fakat bir bakıyor ki aldığı yol yok. Yani o hayali havayı zaten girişte veriyor bize. Canların masallarda genel olarak iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız, adalet, zulüm, alçakgönüllülük ve kibir gibi zıt kavramların çatışması ele alınır. Masallarda yer ve zaman genelde belirsizdir. Genelde Çin, Maçin, Hint, Yemen gibi yerler mekan olarak geçer. Geçmiş zamanlıdır canlarım. Mişli ifade kullanılır. Anlatım kısa ve yoğundur. Çok fazla uzatılmaz. Masal kişileri her tabakadan seçilebilir ama bunun yanında genelde işte bir kral ve kralın 3 oğlu, ne bileyim bir kral ve kralın 3 kızı, cinler, periler, cadılar rol alır ve bazen hayvanlar da konuşturulabilir. Masalların çoğu canlarım bir varmış bir yokmuş gibi tekerlemelerle başlar. Bu bölüme masallarda döşeme bölümü denir arkadaşlar. Tekerlemeden sonra olay veya dilek bölümleri gelir canlarım. Türk masallarının dilek bölümü genelde yani bitirme bölümü genelde nasıl biter? Hatırlayın siz de. Onur ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Kerevet yatak demek bu arada. Veya nasıl biter? Gökten üç elma düşmüş. Biri ona, biri buna, biri de bıdı bıdıya diye bitirilir arkadaşlar. Şimdi masallar canlarım masalla destanını karşılaştırırsak destanlar milli unsurlardı. Ama masallar evrensel unsurlar. Doğal olarak masallarda milli ve dini ögelere pek yer verilmiyor. Eğitim amaçlı olduğu için didaktiktir ve evrensel esaslardan bahsetmiştik. Canlarım masalların planı yani yapısı 1 döşeme, 2 serim, 3 düğüm, 4 çözüm ve 5 dilek bölüm olarak 5 kısma ayrılır. Döşeme bölümü başlangıç bölümü. Genelde tekerlemelerin olduğu bölüm arkadaşlar. Serim bölümü bu bölümde olay kişi, zaman ve mekanla ilgili temel unsurlar ortaya konur ve olay başlar. Düğüm bölümünde masalda anlatılan olayların düğümlendiği ve bir çıkmaza girdiği bölümdür. Bu bölümde dinleyicinin ilgisi artar ve konuya odaklanır. Çözüm bölümü o düğümün çözüldüğü bölüm ve dilek bölümü arkadaşlar. Gökten üç elma düştü deyip bitirdikleri bölümdür. Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümü masalın bölümleri. Canlarım geldik fabula. Fabul aslında masal. Ama bu sefer hayvanlar arasında geçen bir masal. Ama her hayvan bir insanı. İşte keçi inatçılığı, ne bileyim koyun uysallığı, yılan sinsiliği temsil eder bu fabullarda. Ve belki masallardan farkı biraz da masalların nesir, fabulların genellikle şiir şeklinde olması diyebiliriz.
Peki bakalım. Daha çok manzum şeklinde yazılan, insan dışındaki varlıklar arasında geçen hayali olayların anlatıldığı hikayelere fable diyeceğiz canlarım. İnsanlar arasında gerçekleşen olaylar alegorik yani sembolik bir şekilde hayvanlar arasında geçmiş gibi verilir. Yani semboller kullanılır. Böylelikle soyut konuların somutlaştırılması sağlanır canlar. Fable deyince akla kim gelir? Hatırlayın, La Fontaine gelir. Hint'ten Beydaba bunun mesela ilk örneklerini verdiğini söyleyebiliriz. Eski Yunan'dan Ezop'un bunun örneklerini verdiğini söyleyebiliriz. Ve İran Edebiyatı'ndan Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan adlı eserleri buna örnektir. Biz de kimi verebiliriz fable deyince? Divan Edebiyatı'ndan Şeyhi'nin bir eseri vardı. Neydi hatırlıyor musunuz canlarım? Harname adlı eser. Şeyhi'nin Harnamesi. Biz de ilk fable türü diyebileceğimiz bir eser. Hatırlayın burada eşeğin hikayesi. Öküzler özenen bir eşeğin hikayesini anlatmış idi Harname'de. Fable'da ama çocuklara ahlaki anlamda ders verebilmektir. Bu hikayelerde toplumun eleştirilen ve aksayan tarafları da ele alınır. Fable özellikleri aslında bahsettik. Bir de madde madde söyleyelim. Kahramanlar insan dışı canlı ya da cansız varlıklardır. Bu varlıklara verilen özellikler bu türün zenginliğini oluşturur canlarım. Teşhis ve intak. Yani bunu hemen notun alın. Teşhis ve intak yani kişileştirme ve konuşma sanatlarına başvurulur. Amaç özellikle de çocuklara ahlaki anlamda ders vermek, ibretlik olay anlatmaktır. Çoğu fable'ın sonunda verilen bu ders açıkça belli edilir zaten. Yani bu ifade edilir sözel olarak. Ders amacından bahsettik. Şiir dedik çoğunlukla ama düz yazı da olabilir. Sözlü olarak da halk arasında yaygınlaşır canlarım. İşlenen konular evrensel konulardır. Olayla gelip de arkadaşlar bir ormanda bir göl kenarında geçer. Bu türde bir takım hayvanlara bazı simgesel anlamlar yüklenir. Tilki kurnazdır, yılan sinsidir, koyun saftır, karınca çalışkandır, mesela karga boş boğazdır gibi. Çocuklarda iyi davranış ve yardımseverliği oluşturmayı amaçlar. Sadelik vardır. Fable'larda canlarım yapı olarak 4 bölüm var. Serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümleri diyelim. Ve konuyu bağlayalım. Sevgili arkadaşlar, destan, efsane, masal ve fable konumuzu anlatmış olduk. Artık bu konuyla ilgili soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.